Evet, şimdi geldik 9. soruya. Sürtünmelerin önemsenmediği makaralı sistemin içerisinde bulunduğu asansör G bölü 4 ivmeyle yukarı yönde hızlanmaktadır. Buna göre cisimlerin asansöre göre ivmesi kaç G olur demiş. Şimdi yukarı doğru hızlanıyorsa ivmenin yukarı yönlü olduğunu anlıyorum. Eğer yukarı yönde yavaşlıyor deseydi ivme ne yapacaktı? Yavaşlayabilmesi için hız vektörüne ters yönlü olacaktı. Yani asansör yukarı gidiyor olabilir, hızı yukarı yönlüdür. Ama yavaşlıyor deseydi yer çekim ivmesini aşağı doğru alacaktım. Pardon, asansörün ivmesini. Ama burada hızlanıyor dediği için az önceki örnek gibi yukarı yönde G bölü 4 ivme ile ne yaptığını gördük biz. Asansörün hızlandığını görüyormuşuz. Buna göre cisimin asansöre göre ivmesi kaç G olur? Şimdi bakın, asansöre göre ivme dediği için aslında burası eylemli referans sistemidir. Asansör eylemli referans sistemi. Asansör içindeki herhangi bir kişiye göre bu sistemi eylemli referans sistemine göre çözebilirsiniz. Yani eylemsizlik kuvvetini kullanarak çözebilirsiniz tabii ki. Ama normalde yine yere bakarak da, yani yere göre olan bir kişiye göre de ivmeyi ne yapabilmeniz lazım? Rahatlıkla bulabilmeniz lazım. Ne diyelim? Şöyle diyelim. Bu 2M kütleli cisim. Bu da M kütleli cisim. Bunların asansör içindeki asansöre göre ivmeleri, hani mantıken şimdi içeriden bakan bir kişi ne yapacak? Sistemin dışarısında olmadığı için 2M'in aşağı doğru, M'in de yukarı doğru gittiğini görecek. Bunların büyüklüğünü A üssü kadar diyelim. O zaman A üssü dediğimiz şeyler nedir? Asansöre göre ivme. Bizden istediği şey bu. Asansöre göre ivme A üssü. Bu nedir diyor bize, tamam mı? Şimdi peki dışarıdan bakan kişi yere göre ivmelerini bunu nasıl yazardı? Ben ne net kuvveti, eylemsiz kuvveti çizmeden soruyu çözdüğümde yerden bakan kişinin gördüğü ivmeli hareketi yaptığını söyleyecektim. Yani yere göre ivmesi 2M kütlenin ki A1 olsun. İkincininki de A2 olsun. Bunların ivmesini nasıl yazarım? Asansör G bölü 4 ile yukarı gittiğine göre, M kütleli cisim de asansör içinde A üssüyle gittiğine göre dışarıdan bakan bir kişi ne yapacaktır, ne görecektir? M'i hem A üssü ivmesiyle yukarı hem de G bölü 4 ivmesiyle yukarı gidiyormuş gibi görecek. Yani aslında A üssü artı G bölü 4'lük bir ivmeye sahip olduğunu söyleyebilirim. Devam edelim. Diğerininkine baktığımda eğer yere göre ivmeyi yazmak istersem A1 iki durumda yazılabilir. Birincisinde şunu derim. Derim ki aslında eğer A üssü gerçekte G bölü 4'ten büyüklük olarak daha fazlaysa, yani A üssü atıyorum 2G'dir, işte G bölü 2'dir ve aşağı doğru 2, G bölü 2 ile inerken G bölü 4 ile yukarı çıkar. Biz net anlamda onun aşağı yönde nasıl bir ivmeye sahip olduğunu söyleriz. Ne demiştik ona? A üssü eşittir. Pardon, neydi? Evet, A neydi ya? Bir dakika, G bölü 4 verilmişti bize. Bir dakika, kafam karıştı. Şeyi yanlış yazmışım çünkü A üssü demişiz oraya. Onu, evet, A üssü G'den büyükse şöyle yazacağız. A üssü eğer G bölü 4'ten daha büyükse, aşağı yöndeki şey yukarı doğru G bölü 4'ten büyükse, net anlamda bunun birincinin ivmesini ne algılayacaktım? A üssü eksi G bölü 4. Eğer A üssü G bölü 4'ten daha küçük bir ivme çıkıyorsa sonuçta ne olacaktır? Yerden bakan bir kişi aslında yer çekim ivmesi, pardon, G bölü 4'ün daha büyük olduğunu görüyorsa bunun yukarı yönde gittiğini görecek. Ve bu A1 ivmesi bu sefer nasıl yazılacak? G bölü 4 eksi A üssü şeklinde. Şimdi istediğiniz birini kabul edebilirsiniz. Hangisini kabul ettiğiniz önemli değil. İkisinde de aynı sonuca ulaşırsınız. İsterseniz burayı kabul edelim. Tamam. Şimdi yerden bakan kişiye göre kuvvetleri yazarsam 2M'in ağırlığı var aşağı doğru 2MG kadar. Bunun da MG kadar ağırlığı var. Yukarı doğru ip gerilmesi var. Yukarı doğru ip gerilmesi var. Evet. Evet, şuraya T yazdım. Buraya MG yazdım. Buraya yine T yazdım. Buraya da 2MG. Şimdi denklemi yazıyorum. M kütleli cisim için. Madem ki yukarı doğru gidiyor, T daha büyük olmalı MG'den. T eksi MG eşittir kütlesi çarpı ivmesi. Evet, ivmesini ne yazacağım? Yere göre ivmeyi. A üssü artı G bölü 4. 2M için yazalım aynı denklemi. Aşağı indiğini farz edelim dedik. Aşağı iniyorsa 2MG T'den daha büyük olmalı. Bu da 2M çarpı
Ne diyeceğim o zaman? Yer çekimi alıp işte yere göre ivme bu kadardır diyeceğim. Yer çekimi ne diyorum? Yere göre ivme diyeceğim ama onu yazıyorum. Tersini de yazabilirdiniz. Tersi yazsaydınız yani şurada denkleme bakın ne dedik? Aşağı yönde iniyorsa 2mg eksi t kadar bir net kuvvet 2m çarpı a üssü g bölü 4 eksi g bölü 4'e eşit. Yukarı yönde gidiyorsa t büyüktür 2mg'den. T eksi 2mg eşittir 2m çarpı g bölü 4 eksi a üssü. Zaten bu denklemle bu denkleme baktığınızda biri diğerinin eksiyle çarpılmış hali. Denklemleri çözerken birini eksiyle çarptığınızda çözümünüz yanlış çıkıyor mu? Çıkmıyor. O sebeple istediğiniz denklemi kurabilirsiniz. Şunları kullanalım. Böyle neler gitti? T'ler yine gitti. 2mg'den mg çıktı. Kaldı mg. Şuradan bir ma üssü gelecek. Buradan da 2 ma üssü. 3 tane ma üssü yaptı. Buradan m çarpı g bölü 4. Buradan eksi 2mg çarpı 4 bölü g bölü 4 gelecek. Yani eksi mg bölü 4 kalacak. Eksi 2 alıp bunu buna tarafa atalım. Mg artı g bölü 4. Mg bölü 4 eşittir 3ma üssü. 4 de eşit dedim. 4 bir daha 5. 5mg bölü 4 eşittir 3ma üssü. O zaman a üssü ne çıktı? Her iki tarafın m'lerini sadeleştirip 3'e bölersem 5g bölü 12 çıkmış oldu. Evet, bu kadar. Yani biz yerden bakan kişiye göre net kuvveti m çarpı neye eşitliyoruz? Yerden bakan kişiye göre yani yere göre ivmeye eşitliyoruz. İkinci de eylemsiz referans sistemini de kullanarak doğrudan asansör içindeki ivmeyi yani asansöre göre ivmeyi bulabiliriz. Ama bunun için neyi çizmem lazım? Eylemsizlik kuvveti dediğim o hayali kuvvetleri çizmem gerekiyor. Evet, şuna ekleyeyim. Yukarı doğru ip gerilmesi. Asansör içindeki ivme. 2m aşağı doğru gidecek asansör içindeki birine göre. M de yukarı doğru gidecek. Şuraya T yazdım. Buraya T yazdım. Bu Mg kadar. Bu da M çarpı eylemsizlik kuvvetini yazıyorsam M çarpı asansörün ivmesi. Yani G bölü 4. Buraya geldim 2Mg yazdım. Buraya da M pardon 2M çarpı ne yazacağım? Yine asansörün ivmesi. Evet şimdi birincisine göre yine yazarsak ekranım gidiyor. Evet onu tam düzelttim. Birincisi için M için denklemi yazarsam yukarı doğru gittiğine göre T eksi MG eksi MG bölü 4 eşittir. Ne diyeceğim? M çarpı asansör için ivmeye A üssü dedik. A üssü. 2M için aynı denklemi yazarsam aşağı yönde gittiğine göre 2MG artı 2M çarpı G bölü 4 eşittir. Pardon eksi T eşittir 2M çarpı A üssü. Taraf tarafa topladım. T'ler yine gitti. 2MG'den MG çıktı kaldı 1MG. 2MG bölü 4 eksi MG bölü 4 bir tane MG bölü 4 yaptı. Bu da eşittir 3MA üssü oldu. Payda eşit dedim 5MG bölü 4 eşittir 3MA üssü ise M'ler gitti. Her iki tarafı 3'e böldüm. 5G bölü 12 eşittir ne olmuş oldu? A üssü olmuş oldu çocuklar. Evet, eylemsizlik kuvvetini çizerek de bunu yazmış oldunuz. Burada yine denge söz konusu değil dediniz ama. Tamam. İvmeli hareket yapmış oldu. Diğerlerinde mesela eylemsizlik kuvveti genelde dengelemeye çalışıyordu. Burada denge kullanılmıyor. Yani bir de burada çelişiyorsunuz. Hocam işte diyebilirsiniz yani size eylemsizlik kuvvetini çizerek anlatan hocanıza. Diğer sorularda hep eylemsizlik sayesinde sistemi dengede tutuyorduk. Şimdi niye burada böyle yapıyoruz? Kafanıza soru işareti oluşabilir. Ama eylemsiz referans sistemine göre yani MEP ve ÖSYM'nin belirlediği, kabul ettiği tarza göre hiç sıkıntı yaşamıyorsunuz. Hepsinde çelişmeden aynı usulle soruları çözebiliyorsunuz. Şimdi bu soru kaçıncı soruydu çocuklar? Dokuzuncu soruydu. Onuncu soruda bir açıklama yapacağım. Onuncu sorunun çözümü yok. Onuncu sorunun çözümü cevap anahtarı hatalı, soru hatalı, akademik anlamda hatalı olduğuna yaklaşık 5-6 fizikçi hemfikir olduk bu konuda. Akademik anlamda hatalı bir soruyu da düzeltmekle uğraşmayacağız açıkçası. Yok şu, aslında şunu şurada böyle yapsaydık cevap da şöyle olurdu gibi açıklamalara hiç girmeye gerek yok. Hatalı diyorum. Bir de hatasından kısaca bir bahsedeyim. 10. sorunuz bu. Kaykaylı soru. V hızıyla artı yönde ilerleyen kaykaylı çocuk taşlı bir yola girdiğinde kaykayın tekerleklerine uygulanan sürtünme kuvveti ne olacak? Bir anda artacak.
Ve öyle bir artmış ki bu sürtünme kuvveti. Kaykay bir anda duracak. Yani bir anda değil, birazcık zaman geçecek ve duracak. Durduğunda çocuk kaykayın üzerinden ileriye doğru düşüyor diyor. Bu olayla ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Evet, bir kere düşme pozisyonu bile hatalı. Yani kaykay böyle geriye şaha kalkıyor. Adam da böyle geriye doğru düşüyor gibi. Bir kere kaykay takılırsa biz öne doğru şöyle kapaklanırız yani. Bu şekil bir hatalı. Neyse. Bu olayla ilgili yargılarının hangileri doğrudur? Kaykayı etki eden sürtünme kuvveti ve yavaşlama ivmesi eksi yönlüdür. Tabii ki kaykayın hareket yönüne ters yönlü bir sürtünme kuvveti olacak. Ve ivmesi de yavaşlama ivmesi eksi yönde olacak. Çünkü yavaşlayıp duruyor. Ama mesela dönerek öteleme hareketi yapan nesnelerdeki o sürtünme kuvvetlerini farklı çizebiliyorduk. Burada hani tekerlek değil de bir bütün gibi almış. Yani tekerleklere bile belki dikkate almamış olabilir. Çocuğa etki eden kuvvet sürtünme kuvvetiyle eşit büyüklüktedir. Çocuğa şimdi etki eden hangi kuvvet? Yer çekimi kuvveti mi? Kaykayın normal kuvveti mi? Çocuğa uyguladığı. Çocukla kaykay arasındaki sürtünme kuvveti mi? Bu bir. İkincisi, çocuğa etki eden kuvvet düşmeden önceki kuvvet mi? Düşme işlemi gerçekleştikten sonraki kuvvet mi? Yani kaykaydan ayrıldıktan sonra mı? Kaykay yüzeyinden ayrıldığında kaykayın ona uyguladığı bir sürtünme kuvveti kalmayacak. Sadece yerin çekim kuvveti kalacak. Dolayısıyla çocuk kaykayın yüzeyinden ayrıldığında yer çekimi kuvvetiyle yere doğru düşer. Bir yandan da sürtünme kuvveti olmadığı için kazandığı hızla x ekseninde sabit hızlı hareket yapmak ister. X ekseninde sabit hızlı hareket yaparken düşeyde ivmeli hareket yaptığı için şöyle şu şekilde yata yatış yapar aslında. Evet, çocuğa etki eden kuvvet dediğim gibi sürtünme kuvvetiyle eşit büyüklüktedir. Hangi kuvvet bu? Yer çekimi kuvveti sürtünme kuvvetine eşit olur mu, olmaz mı? Vallahi sıkıntı burada. Yani eylemsizlikten bahsetmeye çalışıp bunu bununla kıyaslamanız istemiş. Sıkıntılı. Çocuğa etki eden ivme kaykayın yavaşlama ivmesine eşit büyüklükte ve artı yöndedir. Kaykayın ivmesini bilmiyorum ki. Çocuğa yine etki eden ivme dediğinde burada neyi düşünmem lazım? Çocuk kaykaydan ayrıldığında yer çekimi ivmesiyle hareket edecek. Düşey eksende. X ekseninde ise ivmesi yok. X eksenindeki ivmesi sıfır. İvmeden bahsedemiyorum. Düşey eksendeki yer çekimi ivmesi de kaykayın yavaşlama ivmesine nereden bileyim eşit mi değil mi? Hesaplama bir katsayı bir şey vermemişsin ki. O yüzden soru sıkıntılı. Sanırım 1-3 diye almıştım bunun yanıtını. Hadi bir doğru diyoruz da. Yavaşlama ivmesi. Yani işte ne demek istiyor? Eylemsizlik etki eder demek istiyor. O yüzden kendisi öne doğru gitmeye çalışıyor diyor. İçeri doğru, öne doğru eması var diyor. Eylemsizlik ivmesi var diyor. O da ötekine şey yapmış ya da. Geç, sıkıntılı bu soru. Hiç kafanı takma çocuğum çözemediysen. Hatalı zaten. Uygulamada nasıl açıklanmış hiç bakmadım valla. Belki de hocamız orada düzeltmiştir ya. Çocuklar bu hatalı demiştir belki, bilmiyorum. Hadi bakalım, son sorumuza geldik ilk testte. Yorucuydu değil mi? Bu konu gerçekten sıkıntılı yani. Boşuna Fen Lisesi kitabında bir tane bile örnek yok. MEB'in o Anadolu Lisesi için olan kitabında örnek var sanırım. Geçen sene kitabında vardı, bu senekine bakamadım, bilmiyorum var mı yok mu. Ama bu senenin Fen Lisesi kitabında eylemsizliğe dair bir tane bile, az önceki o testimiz onca testten bir tane bile soru sormamışlar çocuklar. Hadi görüşürüz.